Latin Amerika'nın İslam'la tanışması, dikkatinizi çekiyorum, 12. yüzyıla kadar dayanır. Amerika kıtasının 1492'de Kolomb tarafından keşfedildiği iddia edilir. Oysa Kolomb'dan 314 sene önce 1178'de Müslüman denizciler Amerika kıtasına ulaşmışlardı. 1178. Hatta Kristof Kolomb'un hatıralarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. Ben şimdi Kübalı kardeşimle bunu konuşuruz. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır. Yeter ki böyle bir şeye müsaade etsinler. Yani Kolomb daha Amerika kıtasını keşfetmeden İslam dini kıtada inkişaf etmiş, yayılmıştı. Tabii burada çok önemli bir farkı da sizlerle paylaşmak isterim. Gerek Osmanlı Devleti, gerek diğer İslam ülkeleri Latin Amerika ülkelerindeki tebliğ faaliyetlerini siyasi arzuların vasıtası olarak asla kullanmadılar. İslam dini asla ve asla sömürmenin, sömürgüleştirmenin, köleleştirmenin bir aracı olmadı. Başkaları daha iyi sömürmek için, daha kolay boyun eğdirmek için dinlerini bir araç olarak kullanırken Müslümanlar ve İslam devletleri sadece tebliğin peşinde oldular. Sadece gönülleri fethetmenin peşinde oldular. Sadece Allah'ın ismini yüceltmenin peşinde oldular.